Ne yapmadınız? Ne oynadınız? Abi var ya uzun. Okula gittiği zaman bu sporu başladılarsa biz pek inanmadık bu işe. Çünkü sağ bir yeri yok. Düzgün bir yer yoktu. Toprağın içinde çocuklar oynuyorlardı. Şimdilik de başardılar. Çok sağ olsunlar. Hocaları destek verdiler. Biz de destek verdik. Elimizden geleni. Bugüne de iyi yani. Çocuklar demek ki başardılar. Yani yaptığı zaman bir iş ne olursa olsun başarılır. İnşallah devam olurlar. Bütün kız çocuklara bu örnek olur. Herkes çocuklarına artık destek olur. Çok duygulandım. Yani ben bunu beklemiyordum işin gerçeği. Böyle gördüğüm zaman şok oldum. Dedim demek ki bizim çocukların eksiği var. Biz çocuklarımıza tam demek ki sahip çıkamıyoruz. Onun için çok mutluyum yani. Yani benim bu kadar takip edeceğim hiç aklıma gelmezdi. Yani ben dedim belki bir 100 kişi falan görür beni ama şarkıcılardan tutun yazarlara kadar beni görüp de yorum yapanlar var. Onlara teşekkür ediyorum. Benim bu yani benim takip edilmemi sağlayan Nesin Hocama da çok teşekkür ediyorum. Benim orada yaptığım süreç gerçekten zordu. Benim konuşmamda daha çok yüküm oldu. Daha fazla ağırlığa sahip oldum. Ama ben buna başarabileceğime inanıyorum. Kız çocuklarının umudu olacağım, sesi olacağım. Onlara layık bir arkadaş, layık bir sporcu olmaya çalışacağım. Kendime inanıyorum. Sonra bana destek veren öğretmenlerim de çok vardı. Yorulduğum zaman bana yardımcı olan da vardı. Bizi sağ salim eve mesela getirebilen insanlar da vardı. Onlara teşekkür ediyorum. Onlara iyi bir sporcu, iyi bir arkadaş ve öğrenci olacağıma da inanıyorum. Çevreden ve akrabalardan yanlış yorumlarda bulunan insanlar vardı. Benim spora, yani spor yapamayacağıma inanan insanlar vardı. Diyorlardı sen tişört giyemezsin, şort giyemezsin, erkekler oranı buranı falan görür gibisinden sözlerde bulunuyorlardı. Yani onların söylediği bu ön yargıları ben yıkacağım. Buna da inanıyorum kendime. Kız çocukların sesi olacağım. Omzumda çok fazla bir yük aldım. Ama bu yük benim spora engel değil. Yani ben başaracağım. Hem derslerime çalışacağım. Yani bu kameraların bana takip verenler insanların benim derslerime engel olacağını düşünmüyorum. Yani şımarmayacağım bunları görürken. Derslerime çalışacağım. Sporumu da devam edeceğim. Daha başarılı olup yani milli takıma da gideceğim. İlerleyen zamanlarda belki yurt dışına falan da gidip oradan da spor yapabilirim. Ailemden güzel tepki gördüm ama çevreden olumsuz sonuçlar aldığımda ailem de istemiyordu yani. Ama sonradan benim başarılı olduğumu gördüler ve sonra bunu aşabileceğime inandılar ve bana çok destek verdiler. Abim de sağ olsun bana çok destek verdi. Benim iyi bir sporcu olmamı istedi ve ben de oluyorum. Olma yolundayım. Eve geldiğimde akrabalarımdan telefonlarımız susmadı. Tebrik ediyorlardı. Kötü yorumlarda bulunanların hepsi böyle tebrik mesajları atıyorlardı. Aferin diyorlardı. Böyle yap yani beni takip edenleri görünce kendi çocuklarına bu sefer kızıyorlardı. Diyorlardı hele bak bu kıza biz dedik yapmayacak falan filan ama bu bizim oğlumuzdan ya da kızımızdan daha başarılı bir insan oldu. Ben Merve tek değilim. Ben Sultandağ'da kiraz toplayan Berfin'im. Ben sunama yapan Tuğba'yım. Ben Malatya'da kayısı toplayan Beyza'yım. Ben birçok insanım. Yani tek Merve değilim. Ben herkesim. Ben Fatma'yım. Ben Şemse'yim. Ben Fidan'ım. Ben birçok insanım. Tek Merve değilim. Onlar da yani hayallerinden vazgeçmesinler. Spor dersleri engel değil. Yani sorunlar çıkabilir ama onların çözümleri de var bu hayatta. Benim de birçok zorluklarla geldim bu zamana kadar ama ben hiçbir zaman pes etmedim. Onlara pes etmelerini istemiyorum. Hayallerini kursunlar, spora devam etsinler. Spor eğlence, hem spor güzel hem de derslere engel değil ve eğlenceli bir şey. Yani başka yerleri görüyorsun, bilgi ediniyorsun falan. Bence onlar da bırakmasınlar. Tamam. Bütün arkadaşlarına örnek olsun.